sabahtan sonra hava oldu. Bak buraya bir temiz yapalım. Şöyle direkt yapabilir. Şeklini alıyor. Hasankeyf jeoteknik ve jeolojik açıdan güçlendirmesi işi kapsamında öncelikle su altında kalmayan yapıların güçlendirilmesi ve sağlama alınması. Daha sonra da yapılacak bir antik limanla beraber turizme açık hale getirilmesi, turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu maksatla 4 vadide toplam 3.8 milyon metreküp dolgumuz mevcuttur. Bunlar Şahap, Saha, Dere ve Dicle Vadisi. Burada tabii öncelikle sağlam olmayan mağaraların doldurmasıyla işe başlıyoruz. Mağaraları doldurduktan sonra enjeksiyonlayarak ileride suyun gücüyle beraber kayalarda herhangi bir oyulma olmasını engellemiş oluyoruz. Bununla beraber etrafında yaptığımız 3.8 milyon dolguyla da yukarı Hasankeyf dediğimiz esas tarihin olduğu yeri de koruma altına almış oluyoruz. Ve Şahap girişine yapacağımız bir antik limanla da ileride teknelerle, yatlarla buraya bir turizm turu yapılacak ve burası yeni bir turizm alanı haline gelecektir. Bu kapsamda ayrıca arkamızda gördüğümüz küçük sarayın güçlendirmesi işi de yapılmaktadır. Bunun için işte önünde gördüğümüz bir çatlak var, derin çatlak. Bu derin çatlağın öncelikle sağlama alınması için işte etrafına betonarme duvar yapıyoruz. Betonarme duvardan sonra ankrajlarla betonarme duvarı ana kayaya sabitliyoruz. Ve 60 metre yüksekliğinde yaptığımız bu sistemle beraber küçük sarayı koruma altına almış oluyoruz. Küçük sarayın en üstünde oluşacak bir terasla da küçük sarayın içinde gezinmesini olanaklı hale getiriyoruz. Hasankeyf güçlendirme işimizin toplam maliyeti yaklaşık 250 milyon lirayı bulacaktır.